Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. 2 milyar dolarlık dev TB2 siyah teklifi siz vermezseniz Türkiye'den alırız değerli izleyenler. Türk savunma sanayi insansız hava aracı teknolojisinde kendi ihtiyacını karşılar hale gelirken bir yandan da bunu ihraç ediyor. Baykar Teknoloji CEO'su Haluk Bayraktar, Bayraktar TB2'lerin satıldığı ülke sayısının 24'e yükseldiğini açıklamıştı. Atlantic Council'da yayınlanan analizde Birleşik Arap Emirlikleri'nin maliyeti yaklaşık 2 milyar dolar olan 120 adet TB2 siyah sisteminin ve hatta bunları üretmek için bir fabrika kurmayı teklif etmesinin arka planı mercek altına alınarak şu ifadeler kullanıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin insansız hava aracı gücü esas olarak bazı eski NABD insansız uçaklarının yanı sıra modern Çin versiyonlarına bağlı. Abu Dhabi'nin insansız hava aracı envanteri MQ-1 Predator'ları, RQ-1 Predator'ların ihracat versiyonunu ve Çin Wing Long 1, Wing Long 2 insansız hava araçlarını içeriyor. Bu dronların çoğu istihbarat, gözetleme ve keşif görevleri için tasarlanmıştır. ABD'den satın alınan insansız hava araçları ile ilgili olarak Birleşik Arap Emirlikleri 2 yıl önce üstün MQ-9 Reaper'ı satın almak için talepte bulundu. Ancak Washington 2021'de talebini askıya aldı. ABD yapımı MQ-9 Reaper'a uygun maliyetli bir alternatif olarak tanıtıldı. Performansı mütevazı oldu. Türk TB2 ile karşılaştırıldığında daha büyük ve daha ağır olmasına rağmen Çin insansız hava araçları performansı ile ilgili hayal kırıklığına neden oldu. İlk olarak TB2'nin hibrit savaşın yanı sıra geleneksel olmayan askeri çalışmalardaki performansını dikkate almaya değer. Türk insansız hava araçlarını dünyanın dört bir yanındaki müşteriler için son derece cazip kılan şey genellikle düşük maliyette yüksek verimli bir askeri sistem olmasıdır. İkincisi, anlaşma ABD'ye bir mesaj işlevi görüyor. Bize silah satmazsanız onları başka yerden alırız. Donald Trump yönetimi sırasında Abu Dhabi, Lockheed Martin F-35 savaş uçakları, General Atomics Aeronautical Systems, MQ-9 uzaktan kumandalı uçak ve tahmini değeri olan diğer ekipman ve mühimmatı satın almak istedi. Üçüncüsü, Abu Dhabi'nin anlaşması sadece teknik açıdan görülmemeli. 2 milyar dolarlık bir teklif, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye ile ortak çıkarlar ve tehditler temelinde yükselen savunma sanayisiyle güçlü çalışma ilişkileri oluşturması anlamına geliyor. Ankara ile normalleşme ilişkilerinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile ticari bağlarını derinleştirmiştir. Savunma sanayi sektörü, Abu Dhabi'nin savunma ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabileceği ve aynı anda hem iş hem de kar elde edebileceği bir alandır. Nihayetinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye TB2 anlaşmasını yürüttükleri mevcut formülü muhtemelen bir kazan-kazan durumu olarak değerlendirilir. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşça kalın.